Kusura bakma kardeşim. İftar saatine yakın oruçlu müşteri almıyorum. Neden? Sinirli oluyorlar. Abi adam mı dövüyor ya? Ha yok dostum, ben sinirli falan değilim ya. Ya abiciğim herkes aynı şeyi söylüyor ya. Kardeşim alt tarafı istasyon caddesine gideceğiz 5 dakikalık mesafeye. Niye sinirli olayım ki? Aa 5 dakika diyorsun yani, öyle mi? Evet. Tamam, kısa mesafeye biz şey yaparız ya. Ben seni atarım şimdi, sen rahat ol. İftara da 5 dakika var, biraz acele edersek iyi olur ya. Aa bak o iş zor. Oruç tutmak sadece aç kalmak değil. Aynı zamanda anlayışlı. Lakin anlayışlı olmak için oruçlu olmaya gerek yok değil mi? Birlikte ve barış içinde yaşamanın yolu herkesin birbirine saygı göstermesinden geçiyor. Ramazan ayı gibi özel bir ayda çevremizdeki oruçlu insanlara karşı anlayışlı olmak da önemli. Belki de sırf böyle bir düşünce ve saygı tavrından dolayı oruç tutmuş gibi sevap kazanmak da mümkündür. Ya kardeşim 5 dakikalık mesafe neresi zor olabilir ki? İftara yetişeceğim diyorum ya. Arkadaşım bak, yani bu İstanbul trafiği, tamam mı? Yani nice damat adayları şu trafik yüzünden imzaya yetişemediler. Sen bir de iftara mı yetişeceksin ha? Daha neler? Ne alakası var ya? Aman tamam şimdi şaka da yapılmaz sana ya. Tabii oruçsun ya, gerginsin haliyle. Ya gergin falan değilim ben ya. Ya hiç anlamıyorum sizi. Yani şu Ramazan ayında yani iyice bir geriliyorsunuz. Hiç anlamıyorum sizi hakikaten. Allah Allah, tutturduk gergin. Kardeşim gergin falan değilim. Aa belli ses tonundan belli hiç gergin olmadın yani. Allah Allah. Ya hayır, yapamayacaksınız şu işi. Çıkmayın sokağa kardeşim. Ya oturun evinize, tutun orucunuzu ya. Kardeşim. Tövbe estağfurullah. Bak beni yetiştir, iftara başka bir şey istemiyorum. İnsan öfkeleniyor değil mi? İşte orucun mahiyeti burada devreye giriyor. Sabırlı olmak. Midemize oruç tutturduğumuz gibi duygularımıza da oruç tutturmalıyız. Efendimiz biriniz oruçluyken kavga etmesin. Başka bir şahıs kendisine kötü söz söyleyecek ve onunla dövüşecek olursa ben oruçluyum desin buyuruyor. Ya yukarı gidecektik. Niye buraya girdik şimdi? Ya ben biraz sıkıştım söylemesi ayıp da şu benzinliğe bir uğrayacağım izinle. Prostat falan mı var? Yok Allah'a şükür prostatın falan yok. Ya biraz şeker var tabii de, yani o da olur ya, bizim meslekte oluyor tabii işte. Şoför. Güzel kardeşim, madem öyle zaten zamanımız dar, biraz acele etsek ya, 5 dakika sonra git. Kardeşim sen sürekli niye gerginlik yapıyorsun bana ya? Ya bak gergin falan değilim ama yetiştiremezsen o zaman göstereceğim gerginliği ha. Oho, ya böyle oruç mu tutulur ya? Ya ne oldu senin güzel ahlakına, anlayışına? Oh ne güzel, maşallah trafiğe de giriyoruz böylece. Ya şu trafiğe girmeden çıkar bizi şuradan ya. Ne çıkar bizi? Arkadaşım ben mandıra kemiğim ya. Allah Allah. Ya ne yapayım, trafik sıkıştıysa ileride açılır, gideceğiz yani. Ya kardeşim 5 dakikalık yolu bu kadar uzattın, nasıl becerdin, hayret yani. Bak ben çok daha iyi biliyorsan gel şuraya otur da ben arkada rahat rahat oturayım ha. Allah Allah. Ya bak bizim de işimizin bir takım incelikleri var, tamam mı? Hala. Tövbe estağfurullah. Hay. Aha da gitti oruç. Hay. Gitti vallahi gitti. Böyle lanlar lunlar havada uçuşuyor vallahi ha. Yani tövbe gidecek ya. Orucu gidecek, bak ben sana söyleyeyim. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbi. Açtırma benim bayramlık ağzımı ha. Aman tamam açma bayramlık ağzını sen ya, of. Ya kardeşim bak bu kadar zamandır tutmuşsun orucunu değil mi? Yazın bu sıcağında bu kadar saat tuttun değil mi? Ya yazık günah sana da, niye bozuyorsun orucunu sen ya? Kardeşim benimle konuşma tamam mı? Sus. Allah ya, ben ne dedim ki şimdi kötü bir şey. Ben senin iyiliğin için söylüyorum abicim. Allah'ım iftarı kavgayla açacağım, sen affet, kabul et ya Rabbi. Oruç sabrın yarısıdır. Sabır ise imanın yarısıdır. Oruç Müslümanın sabır idmanıdır. Sabır ise ruhu temizleyen ve iradeyi terbiye edip nefse hakimiyet kazandıran bir davranıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel demiş. Gerçek pehlivan güreşte rakibini yenen değildir. Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman öfkesini yenendir. Bak gördün mü işte, çıkıyoruz işte trafikten ya. Ya bu kadar gerilmene gerek var mıydı senin şimdi Allah aşkına ha? Yani ben seni yetiştireceğim dedim bir kere, tamam mı? Yani
kardeşim şey... Ya buranın hocası da biraz erken okuyorsa herhalde... Sakız ister misin abicim? Olmadı bu da. Ya hazır durmuşken diyorum ben. Şu arabanın lastiğine bir... Ben acaba baksam mı acaba? Senin şimdi ben var ya...